Herkese merhabalar. Umarım herkesin yüzü gülüyordur. Şu an Bitcoin beklediğimiz pump hareketini başlattı. İnşallah tabii ki devamı gelir. Bu devamın gelebilmesi için öncelikle Bitcoin'in, bakın arkadaşlar bu çok önemli, 23K'nın üzerinde kalması şart. Olmazsa olmazımız olması lazım. Ondan sonra zaten altcoin'ler onu takip edecektir. Bazıları yükseliş hareketini çoktan başlattılar. Kimisi yavaş yavaş başladı. Kimisi hala beklemede. Bunlardan bir tanesi de Lunch arkadaşlar. Lunch sorulmuştu bana. Hocam Lunch hala hareket yapmadı. Evet, yapmadı ama şu an Lunch'u çektiğim direnç kısmına baktığımız zaman arkadaşlar, bu direnci kırdığı zaman sizin beklediğiniz pump hareketini başlatabilir. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece benim tecrübelerimi burada paylaşıyorum. Çok fazla uzun video olmayacak. Şu an hemen detaya geçiyorum. Bakın arkadaşlar, Lunch hangi noktayı kırarsa güzel hareketler başlayabilir. Şu an bulunduğu kanal tam direnç noktası arkadaşlar. Güçlü bir direnç noktası. Bu direnç bölgesini kırmamız şart. Kırar mı? Bitcoin böyle olduğu sürece tabii ki kırar arkadaşlar. Problem değil. Kırar, kıracaktır da zaten. Yeter ki Bitcoin salmasın. Neyi kırarsa arkadaşlar, 187 son, hatta şöyle mi yapalım? Yani sondaki iki rakamı da söylemiyorum ama yanlışlık olabilir diye ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 18.782 diyelim. Tamamını söyleyeyim size. 18.782. Kırılması durumunda arkadaşlar, bir sonraki hedef noktası 19.382. Yaklaşık olarak 19.400 diyelim. Bakın arkadaşlar, 19.400'ün üzerine atarsa, bir 4 saat kalır ya da bir gün geçirirse istenilen pump hareketi hemen başlayabilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada bu hareket noktasında Bitcoin'e de bakmamız lazım. Bitcoin'in de salmaması lazım. Arkadaşlar salarsa maalesef ki hareket gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Peki ondan sonra ne var? Ondan sonra arkadaşlar şu anki rakamından %10 yukarısı 20.900. 20.000, 21.434. Bu da takılabileceği, satış yiyebileceği muhtemel noktalardan bir tanesi. Bu bölge kırılırsa bir sonraki hedef bölgesi yaklaşık olarak şu anki rakamından hemen hemen %23 civarı yüksek 23.000 bandı arkadaşlar. Bitcoin'in şu anki kalmasını istediğiniz rakam aralığı 23.000 bandı. 23'ten sonra arkadaşlar 24.200'ler ve akabinde takılabileceği güçlü bir direnç bölgesi olan da 25.600'ler. Ki bu noktalara kadar gelirse gerekirse tekrar analiz yaparım arkadaşlar. Şu an altı vermiyorum. Niye? Konumuz değil. Bitcoin yukarı çıkarken destekleri vermek çok mantıklı değil. Dirençleri vermek lazım. Yukarı bakmak lazım arkadaşlar. Ben her videomda bunu söylüyordum. Bitcoin kötüyken aşağıya da bakmamız lazım diyordum ama şu an için yukarı baksak daha iyi olur inşallah. Biraz yukarı bakalım. Aşağı bakmakta zaten sıkıldık. Şu an için Lunch'ta yakın zamanda yapabileceği hareketler bunlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada bu rakamları beklerken de şuna da dikkat edin. Bir gözünüz Bitcoin'de, bir gözünüz de eğer hangi altcoin aldıysanız bilmiyorum ama onu da olsun. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Her videonun açıklama bölümünde Telegram linki olur arkadaşlar. O gruba da katılaraktan sorularınızı sorarsanız, tabii ki hepsini yetişemiyorum ama en azından sesli mesaj olarak da olsa, kısa yazılar da olsa cevap vermeye çalışacağım. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrardan görüşürüz.